Kimi askerden izne gelmişti, kimi de anne babasının elinden tutup bayramlaşmaya çıkmıştı. Maalesef hiçbiri bir daha evine dönemedi. Gaziantep'teki terör saldırısının hayatını kaybeden 9 kişinin hikayeleri farklı olsa da kaderleri aynı oldu. Eli kanlı terör örgütünün Gaziantep'teki hain saldırısının hedefi siviller oldu. Bayramı kana bulayan saldırıda biri bebek, üçü çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti. Her birinin farklı bir hikayesi vardı. Saldırıda ölenlerden Er Onur Fikret Aker, Şırnak'ta askerdi. Ancak terör onu memleketinde yakaladı. Aker, annesinin kalp krizi geçirmesi üzerine izin alarak memleketine gelmişti. Otomobiliyle eşi Duygu, 10 aylık kızı Almina Melisa ve 11 yaşındaki yeğeni Sevgi Gülperi'yi yanına alarak et almak için kasaba gitmek üzere evden ayrılmıştı. Gittikten 10 dakika sürmedi bir patlama oldu. O anda aklıma geldi. Ya inşallah dedim, yani Fikret dedim oradan gitmiş olmasın dedim. Sonradan arkasında ben çıktım gittim aramaya, bekledim biraz gelmedi gecikince. Saldırıda ölen yeğen Sevgi Gülperi İnanç henüz 11 yaşındaydı. Ne diyeyim, yıkılmadık ayaktayız. Başka bir şey diyemem, vatansa olsun diyek. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Gülperi'nin ağabeyi tezkeresini almış, henüz kardeşine kavuşamamıştı. Tekçi bana demesi, baba beni cenazeme, bacımın cenazesine mi getirdi? Saldırıda yitip giden hayatlardan biri de 3 yaşındaki Süleyman Alkan oldu. Küçük Süleyman, ailesiyle bayram ziyaretine giderken patlamanın ortasında kaldı. Baba İbrahim ve anne Dilber Alkan'ın yaralandığı olayda minik Süleyman hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan biri de 13 yaşındaki Sena Büyükkonut'tu. Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizleri geçiren anne Tülay Büyükkonut, eline aldığı gelinlikle teselli bulmaya çalıştı. Küçük Sena'nın cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedildi. Acı ve gözyaşının hakim olduğu cenazeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Saldırıda ölümün eşiğinden dönenler de oldu. Vakfın önündeydim abi. Otobüs bekliyordum. O patlayan otobüs yok mu? Karataş'a gidecektim işte. Otobüsü durdurmak için önüne geçtim. Otobüsün verdiği basınç, yani patladı ya, o patlarken verdiği basınç beni işte şu mobilyacının önüne kadar fırlattı. Yanındaki arkadaşlarım ciddi hasar gördü, işte şu an ağır yaralılar. Yani bilmiyorum, hastanedeler durumlar ağır. Benim de işte birkaç yerim yaralı kanlardan falan belli olduğu gibi. O olayın şeyiyle acıları hissetmedim. Arkadaşımı omuzladım, işte tam Mete kadar götürdüm. Oradan sonra da devlet hastanesine falan sevk ettiler bizi. Bombanın içinden çıkan çiviler falan oluyor ya, kırıntılar arkadaşımın vücudunda, şu an onları çıkarıyorlar. Haberleştik, görüştük. Tam havuza gidiyorduk akşam 8 civarında. Orada durağı 100 metre falan kalıyordu. Biz bankanın önünde durduk. Anında patlama sesi oldu, zaten yüzümüzü çevirdik, biz ilerledik. Kaçmaya başladık. Kaçmasaydık cam kırıkları yüzümüzü paramparça ederdi.